Bir başka yarı deneysel tasarım türü sadece son test kontrol grubu tasarım türü. Burada bir önceki slaytta gördüğümüz Solomon tasarımındaki grup 3 ve grup 4 alınır sadece. Uygun rastgele atama yapılırsa grup 3 ve grup 4 iç geçerlik sorunlarını ve test ile uyarıcı arasındaki etkileşimin etkisini kontrol etmek için işimize yarayabilir. Bunun yanı sıra daha fazla gruba, faktöriyel tasarım diye adlandırılan farklı gruplara verilen birden fazla uyarıcının eş zamanlı olarak bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yapılır. Faktöriyel tasarımda bağımsız değişkenlerin kombinasyonlarının bağımlı değişken üzerinde farklı etkilerinin olup olmadığı ölçülmek istenir. Buna interaction effect, etkileşim etkisi deniliyor. Örneğin fiziksel çekicilik ve uygun giyimin kişilerin işe alınmalarında etkisi olup olmadığını ölçmek istediğinizde o zaman farklı kombinasyonlarda, yani fiziksel nasıl tanımladığınıza bağlı olarak fiziksel çekici olan olmayan, uygun giyinmiş giyinmemiş kişilerin işe alınma durumlarına bakarak böyle bir deneysel tasarım yapılabilir. Bu tablo bu zamana kadar konuştuğumuz deneysel tasarımları bir notasyon kullanarak özetliyor. Gördüğünüz gibi burada hem ön deney tasarımları var, hem yarı deneysel tasarımlar var, hem de klasik tasarım var. Notasyona kısaca değinmek gerekirse, R, gruplara rastgele atamanın yapıldığı durumları veriyor. O, observation, ölçme, gözlem anlamına, yani 0 diye ya da O diye görülen. X ise müdahale, yani uyarıcı. Dolayısıyla bir deneysel tasarımın hangi türde olduğunu buradan kolayca izlemek mümkün. Örneğin klasik deneysel tasarımda rastgele atama söz konusu. Sonra gözlem yapıyoruz. Gruplardan sadece deney grubuna bir uyarıda bulunuyoruz. Ve ondan sonra hem deney hem de kontrol gruplarına ölçüyoruz biçiminde. Ya da örneğin statik grup karşılaştırması yapıyor isek herhangi bir rastgele atama durumu söz konusu değil. Sadece uyarı iki grup var. Bir gruba uyarı yapıp verip diğerine vermeyip son teste dayalı bir tasarım türü. Dolayısıyla bazen bilimsel makalelerde uzun uzadıya hangi deneysel tasarımın seçildiğini anlatmak yerine kabaca bu notasyon kullanılarak nasıl bir tasarım kullanıldığı kolayca anlatılabilir. Bunun yanı sıra doğal deneyler diye adlandırılan araştırmacının daha da az kontrolü olduğu toplumsal bir takım deneyler yapmak da mümkün. Çünkü nadiren sosyal bilimlerde her şeyi kontrol altında tutabilirsiniz. Bazı durumlarda da olayları olduğu anda bu araştırmaları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Örneğin bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Dolayısıyla da 17 Ağustos depremini yaşamış kişilerle ve bundan etkilenmiş kişilerle daha bu etkiye maruz kalmamış ya da o depremi hissetmemiş kişilerin depreme hazırlılık açısından durumlarının ne olduğunu görmek istesek, burada yapsak ancak doğal bir deney yapabiliriz. Çünkü yani deprem oluşturacak halimiz yok ama ne yaparız? Olmuş, bir kısım denekler bundan etkilenmiş, bir kısmı etkilenmemiş. Acaba o etkilenme düzeyi daha sonra kişilerin deprem hazırlıklı olmadaki farkındalıklarını nasıl etkilemiş diye bir deney yapmak mümkün. Ama tabii ki burada bir takım geçerlik sorunlarına da yol açılmış olabilir. Çünkü araştırmacı olayları oluş sırasında gözlemek zorunda. Şu sorunun cevabı açık değil. Deprem farkındalığı yüksek olup da depreme hazırlıklı olan ve depremi yaşamış olan kişilerin belki deprem öncesinde de farkındalıklarının aynı düzeyde olması söz konusu. Bu soruyu yanıtlamak böyle bir tasarımla tabii ki mümkün değil. Burada iç geçerliğe yönelik tehditler neler olabilir deneysel tasarımlarda? Kısaca bunları gözden geçirelim. Denekleri seçerken yanlı olabilir araştırmacı. Değişik nedenler de olabilir bu. Yani ne bileyim, ilaç veriyorsunuz, bu ilacın olumlu etkiyi yapmasını elbette istersiniz. Deney sırasında bir takım tarihsel olaylar meydana gelmiş olabilir. Yani diyelim ki iki grup denek üzerinde bir araştırma yapıyorsunuz, işte flört seçimi ve ilişkileri vesaire konusunda. Ama gruptaki deneklerden bir tanesi deneyiniz devam ederken diyelim ki sevgilisinden ayrıldı. Dolayısıyla burada o kişinin ayrılma öncesiyle sonrası arasındaki görüşleri pekala farklı olabilir. Denekler olgunlaşabilir araştırma sırasında, öğrenmiş olabilirler. Örneğin diyelim ki video oyunları ile ilgili olarak araştırmanızın amacının ne olduğunu çözen kişiler belki de sizin istediğiniz şekilde cevap verme yoluna gidebilirler. Bu tekrar tekrar yapılan testlerin deneklerin davranışlarını etkilemesi ta Hawthorne etkisi diye bilinen araştırmalara kadar gidiyor. Araç kullanılması, örneğin bazı deneylerde sadece denekleri herhangi bir kontrol yapılması ya da bir ne bileyim ölçüm yapılması bile onların durumunu etkileyebilir. Bir takım kayıplar olabilir. Yani bu ölüm derken fiziki anlamda değil ama deneyden çıkması gerekebilir kişinin. Buna ölüm de dahil. Regresyon dediğimiz ortalamaya doğru bir yöneliş. Yani bu ortalamaya yakın değerler alınması. Müdahalenin yayılması, yani öğrenilmesi, dolayısıyla da bunun ne olduğunu öğrendikten sonra da bu yönde cevaplar alınması gibi iç geçerliğe yönelik bazı tehditleri burada sayabiliriz. Dış geçerlik ve alan deneyleri, yani sahada yapılan araştırmalar söz konusu olduğunda bu gerçekçi mi değil mi? Yani yaptığınız deney gerçekçi mi? Genellenebilir mi sonuçları? Çünkü laboratuvar deneylerinin iç geçerliği yüksek. Çünkü araştırmacının kontrolü altında. Örneğin şiddet içeren video oyunu oynat, ondan sonra sonuçlarını gör. Ama dış geçerliği düşük. Yani daha az genellenebilir. Dolayısıyla da siz gerçek dünyada da video oyunu seyredenlerin kan basınçlarının yüksek olduğu, agresiflik düzeylerinin yüksek olduğu konusunda bir genelleme yaptığınızda bu gerçek dünyayı pek yansıtmayabilir. Deminki listede de gördüğümüz gibi denekler bir takım tepkiler verebilirler. Ünlü Hawthorne deneylerinde olduğu gibi işte bu verimlilikle ilgili hangi faktörler etki ediyor biçimindeydi. Işık, çalışma ortamı vesaire diye. Bu etkiler kesildikten sonra dahi insanların verimli oldukları görüldü. Denekler davranışları sizin istediğiniz biçimde değiştirebilirler. Tıpta plasebo etkisi denilen olay söz konusu olabilir. İki grubunuz var, deney ve kontrol grubu olmak üzere. Bir gruba gerçek ilaç veriyorsunuz, bir gruba tatlı su veriyorsunuz. Ama bazı denekler sadece plasebo, yani tatlı su aldıkları için, kendileriyle ilgilenildiği için bile psikolojik olarak kendilerini iyi hissettiklerinden belki durumlarında düzelme olabilir. Öte yandan alan deneyleri, sahalarda yapılan alanda yapılan deneyler ise doğal ortamlarda gerçekleştirildiği için araştırmacının kontrolü yok denekler üzerinde ya da ortam üzerinde. Bu tür deneylerin ise iç geçerliği düşük ama dış geçerliği daha yüksek. Yani araştırmacının kontrolü düşük olanlarda ama daha genellenebilir sonuçlar veriyor. Çünkü zaten olduğu anda ya da oluş sırasında bir takım gözlemleri yapıyorsunuz. Dış geçerli, yani sonuçların genellenip genellenemeyeceğini test etmek için biraz önce gördüğümüz Solomon dörtlü grup tasarımı iyi bir örnek. Hatırlarsınız, Solomon dörtlü grup tasarımındaki son iki grup aslında ön test uygulamadan birine uyarıcı, bir gruba uyarıcı verilip diğerine verilmemesiyle ilgiliydi. Aynı şekilde sadece son testi kontrol grup tasarımları ya da tekrarlı deneysel araştırma tasarımları elde ettiğimiz deneysel sonuçların gerçek dünyaya genellenebilirliğini test etme açısından da kullanılabilecek tasarımlar. Son olarak deneysel yöntemin güçlü ve zayıf yönlerini de kısaca özetleyelim. Zaman içinde deneysel değişken ayrıştırılabilir ve deneylerin farklı denek gruplarıyla birçok kez yinelenebilme imkanının olması deneysel tasarımın olumlu, avantajlı yönlerinden bir tanesi. Çünkü diyelim ki bir deney yaptınız, şiddet oyunları içeren video oyunu oynayan kişilerin İşte agresiflik düzeylerinin aslında yüksek olmadığını buldunuz. Bir başka grupla aynı araştırmayı tekrar edebilirsiniz ve önceki bulgularınızla uyuşup uyuşmadığını görebilirsiniz. Nitekim her konuda sadece bir tek deney yapılıp o zaman şununla şu arasında bir ilişki vardır denmiyor. Nitekim dersin başında kullandığımız meta analizde de, şimdi sayısını hatırlamıyorum ama onlarca araştırmanın, yani video içeren şiddet oyunları oynayan kişilerin agresiflik düzeyleriyle ilgili onlarca araştırmanın sonuçları özetleniyor. Sanıyorum 23 taneydi. Dolayısıyla da bu tür bir tekrar imkanı olması deneysel yöntemin güçlü yönlerinden bir tanesi. Öte yandan deneysel yöntemin zayıf yönü ise laboratuvar ortamının yapaylığı. Yani sizin kontrolünüz altında bir ortam hazırladınız ve deneklere bir takım uyarıcılar verip sonuçları ölçtünüz. Dolayısıyla laboratuvarda meydana gelen bu değişikliğin aynen gerçek dünyada da gerçekleşeceğini varsaymak durumundayız. Ama bu her zaman gerçekçi bir beklenti, bir varsayım olmayabilir. Çünkü daha doğal ortamlarda toplumsal ilişkiler açısından daha farklı sonuçlar alınabilir. Bu da deneysel sonuçların genellenebilirliğiyle, yani dış geçerliğiyle ilgili bir dezavantajı. Deneysel araştırmaların ahlaki yönüyle ilgili de kısaca bir şeyler söylemekte yarar var. Sonuçta uyarıcı ne kadar masum olursa olsun, deney grubundaki insanlar üzerinde bir şey uyguluyorsunuz. Dolayısıyla da burada o kişilerin onaylarının alınması lazım. Özellikle bu uyarının bir şekilde zarar vermesi söz konusuysa denekleri. Bu yeri gelir işte şiddet içeren video oyunu oynatmak olabilir. Yeri gelir herhangi bir ilaç vermek olabilir. Yeri gelir psikolojik bir baskıya maruz bırakmak olabilir. Çok bilinen araştırmalardan biri, biliyorsunuz, bir yan odada yer alıp da bir testi cevaplayan ve her yanlış cevap verdiği soru için elektrik verilen bir deney tasarımı vardır, hatırlarsınız. Burada deneklerden istenen, her halükarda soruyu yanlış cevaplayan kişilere dozu giderek artan elektrik vermedir. Nitekim diğer odadan da cevap verildikçe canhıraş sesler gelmektedir. Gerçi oradaki kişi biliyor duvarın arkasındaki ama bu taraftaki kişi bilmiyor bunun bir deney olduğunu. Dolayısıyla bazı kişiler orada hayır ben artık bu deneye devam etmek istemiyorum çünkü psikolojik açıdan etkilendim deyip bırakmışlardır. Ama her bırakma girişiminde de hayır devam edeceksiniz diye otorite pozisyondaki araştırmayı yapan kişi bir miktar etkide bulunmak istemiştir. Burada ölçülmek istenen aslında insanların otoriteye ne kadar boyun eğip eğmediğini ölçmek ama karşı tarafta canhıraş sesler geliyor ve nitekim doz arttıkça da bir şeyden sonra da yan odadan ses gelmez oluyor. Yani yeterince elektrik verildi, diğer taraftaki vatandaş öldü anlamına. Bir deneysel araştırmada kişiye, deneye bu kadar yük yüklemek tabii ki onu psikolojik açıdan etkileyebilir kuşkusuz. Ama bu örnek gerçekten üzerinde çok yazılmış bir örnek. Bu durumlarda Türkçe'ye aydınlatılmış onam diye çevrilen ve tıp literatüründe kullanılan, yani kişiye bilgi verip onun onayını almak gerekiyor. Kendisinden, eğer yetişkin değilse velisinden ya da vasisinden onay almak gerekiyor. Bu tür deneylerde biraz önce anlattığım örnekte olduğu gibi insanları yanıltmamak gerekiyor. Çünkü etik değil. Ya da en azından önceden deneyin amacı açıklanmasa bile deney sonrası deneklerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Ve deneklerden toplanan bilgilerin kesinlikle gizli tutulması gerekiyor. Onun için de çoğu zaman bu denekler yani numaralandırılır. Daha sonra toplanan verilerle deneklerin kimliğinin eşleştirilmesi güç hale, imkansız hale getirilir. Sonuç olarak etik açıdan deneysel araştırma yapmak isteyen kişilerin uymak zorunda olduğu bir takım kurallar var. Sosyal bilimlerde de özellikle üniversitelerde öncelikle bu tür bir etikliğe uygunluk belgesi istenir. Sadece insanlar üzerinde yapılan deneylerde değil, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler için de aynı şey söz konusu. Örneğin ilaç deneylerinde vesaire. Dolayısıyla da deneysel araştırmalardaki bu etik hususların kıskanç bir şekilde gözetilmesi ve bunlara uyulması lazım. Çok daha ilginç örnekler aklımıza geliyor kitaplarda olan ama kuşkusuz bu dersteki örnekleri kısıtlı tutmamız gerekiyor ama ilgi duyanlar bu deneylerle ilgili gerek Wikipedia'da gerekse diğer temel araştırma yöntemleri kitaplarında ayrıntıları bulabilirler. Bu dersin sonunda temel terimleri kısaca hatırlatmak isteriz. Ön test, son test biliyorsunuz deney ve kontrol gruplarına uygulanan klasik tasarımın temel bileşenlerinden bir tanesiydi. Deney grubu, kontrol grubu bir diğer bileşeni klasik tasarımların. Deney grubu müdahaleye maruz bırakılan grup, kontrol grubu ise hiçbir şey yapılmayan grup. Burada belki ilk kez konuşacağımız körleme deneyi biraz açmakta yarar olabilir. Hatırlayacaksınız, deneyle ilgili bir takım hatalardan bahsederken denek seçiminden bahsetmiştik ve araştırmayı yapan kişi ön yargılı olabilir. İşte benim müdahalem olumlu etki bıraksın, dolayısıyla istediğim sonucu elde edeyim diye. Bunu önlemek için deney ve kontrol gruplarına deneklerin rastgele atanmalarının yanı sıra aynı zamanda müdahaleyi yapan, uyarıcıyı veren kişinin, araştırmacının da hangi gruptaki deneklere uyarıcı, hangilerine yalancı uyarıcı verdiğini ya da vermediğini bilmemesini sağlamaktır. Dolayısıyla örneğin bu bir tıp deneyi ise bu uyarıcıyı veren kişi olarak örneğin ilaç mı verdiğimi yoksa şekerli su mu verdiğimi bilmiyorum ya da hangi gruptaki deneye ilaç verdiğimi bilmiyorum sonucunun yaratılması. Böylece araştırmacıdan kaynaklanabilecek ön yargıyı da mümkün olduğunca kontrol altına almak amaçlanır. Buna körleme deney deniliyor. Yani ne deneklerin hangi grupta yer aldığını bilmesi söz konusu burada, ne de uyarıcıyı veren kişinin hangi gruptaki deneklere uyarıcı ya da ne tür uyarıcı verdiğini bilmemesi anlamına. Eşleştirme özelliklerini bildiğimiz deneklerin yer aldığı bir grubu deney ve kontrol grubuna eşit özelliklerde dağıtma, bölüştürme anlamına geliyordu. İç geçerlik, dış geçerlik kavramları ise iç geçerlik deney sırasında yaptığımız şeyleri araştırmacı kontrolü altında yapmak ve dolayısıyla da ölçmek istediğimiz şeyi ölçmekle ilgili. Dış geçerlik ise elde edilen sonucun genellenebilirliği, gerçek dünyaya teşmin edilebilirliğiyle ilgili geçerlikti. Özet olarak bu derste deneysel tasarımın ne olduğunu, klasik deneysel tasarımın bileşenlerini, farklı deneysel tasarım türlerini, örneğin ön deney tasarımları, yarı deneysel tasarımlar gibi gözden geçirdik. Deneysel yöntemin güçlü ve zayıf yönlerini özetledik ve son olarak da deneysel yöntemin ahlaki yönlerinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde ise gene nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimleme, yani survey araştırma yöntemi üzerinde duracak.